Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu Mesoline ve bende bulunan diğer kaliteli kulaklıkların denemesi olacak. Umarım faydalı olacaktır sizler için de. Şimdi tek tek deneyeceğiz. Diğer tarafta M6 Note var. M6 Note üzerinden kulaklıkları test edeceğim. Kendime göre yorumlayacağım. Siz de deneyebilirsiniz inşallah. Siz de videonun altına yorum yazarsınız sen yanlış diyorsun diye. Evet, ilk kulaklığımız Mesoline. Şimdi onu hemen bir deneyelim. Evet arkadaşlar, bağlantıyı yaptım. Kendi sesim bana zor geliyor. Umarım sesim mikrofonu iyi alıyordur. Şimdi böyle bası yüksek bir şarkı açtım. Şu an dinliyorum. Evet, Mesoline ile bunu dinledim 25. saniyeye kadar. Şimdi diğer kulaklıkları da bir deneyeceğiz. Bakalım farklılıkları nasıl, sonradan konuşacağız bu olayı. Evet, şu an QKZ DM200 ya da 2000'di. Kanalda videosu var, tam hatırlamıyorum. Onunla deniyorum. 25. saniye kadar yine aynı şarkıyı deneyeceğim. Yani bunlar hakkında yorumlarımı daha sonra yapacağım zaten. Şimdi en son kulaklığa geldik. Ya bunlar bendeki en iyi kalitede kulaklıklar diye bunlar var. Hani ben de isterim bir Sennheiser mı dinlesem onlarla bir test yapmayı, ama bunu takıyorum, geliyorum. Evet, şimdi Gomaz ZGN 730 kulaklığı, bunu deniyorum. Evet, 25 saniyesini doldurduk bunda. Evet arkadaşlar, aynı şarkıyı 3 defa ayrı ayrı kulaklıklardan dinledim. Her birine 25 saniye süre tanıdım. Bunun galibi bağımsız olarak şunu söylemeliyim ki Meizu Live. Çünkü şöyle bir şey ki her ritmi algılayabiliyorum. Her ritim. Şakasız ve ciddi olarak söylemek gerekirse Meizu Live'da ritmin her iniş çıkışını algılayabiliyorum. Bu güzel bir şey. Şöyle bir şey de diyeyim, her kulaklıkta mesela ZGN ile DM200, yani şu kulak arkası bir şey gibi, la gibi kulağın arkasına götürüyorum bunu da. Şimdi bunun kullanma açısından da ben sizlere bir şey söyleyeyim. Ben bunu aldım. Normalde 25 dolarlık bir fiyatı vardı. 20-25 dolarlık bir fiyatı vardı. İndirimli bir günde 5 dolar filandı. Ben bunu aldım. Ha, güzel, kötü demiyorum. Gerçekten de güzel bir kulaklık. Ama bunda da sürücü var. Yani mevzu gibi quad driver değil, ama bunda da bir sürücü var. Bunda bir, bunda bir diye yazmışlar. Şimdi bundan aldığım zevk ile Mevzu Live'dan aldığım zevk apayrı bir şey. ZGN'den aldığım zevk ile bundan aldığım zevk apayrı bir şey. Ama tabii üçünün karşımını ortaya katarsak yani Meizu Live tabi çıtayı baya baya yükseltiyor. Sadece ben denemedim. Yeğenime de denettirdim. Onun da dediği şey şu. Abi dedi, şimdi diğer kulaklıklarda bas sesin önüne geçiyor. Yani şarkıyı söyleyen kişinin önüne geçiyor. Bası daha çok. Ama Meizu Live'da hepsi o kadar eşit ki, o kadar eşit bir değerde ki basın bas olduğunu anlıyorsun. Sesin ses olduğunu anlıyorsun. İşte müziğin, ritmin ne olduğunu tamamıyla anlayabiliyorsun. Bu çok güzel bir şey. Neden güzel bir şey? Şimdi bizim algımız budur işte. Kulaklığın bası ne kadar çok olursa olsun, ses önemli değil, müzik önemli değil, yeter ki bas olsun diyoruz. Şimdi sadece bas tam önemli bir değer. Bas nedir? Kulaklığın içinde kullanılan materyallerin kaliteli olduğunu anlamına gelir. Eyvallah, kabul ediyoruz. Ama şimdi dinlediğim müzikten sadece bası algılamak ayrı bir şey. Hem bası algılayıp, hem sesi algılayıp, hem müziği algılayıp üçünü ahenk içinde kulağınızın içinden beyninize doğru gitmesi ayrı bir şey. Şimdi bu böyle. Kısaca şunu diyelim, tabi dersiniz kardeşim işte 1000 liralık kulaklıkla 5-10 liralık kulakları mı test ediyorsun? Sadece 5-10 liralık kulaklıklar değil, piyasada bulunan çoğu kulaklıktan daha iyi sonuç vereceğini bildiğim için Mevzulay'ı listenin en başına koyuyorum. Bu başka bir marka da olabilir, onu da test ederdik, ama ne yazık ki elimde bunlar var. Çünkü Mevzulay gerçekten yapmış bu işi. Dediğim gibi incelemesinde de, kutu açılımında da bahsettiğim üzere Shure marka bir kulaklıkla karşılaştırmışlar fiyat olarak. 924 dolarlık bir fiyat nerede? İşte 100-120 dolarlık fiyat nerede? Ve aynı kalitede ve hatta bana göre Mevzulay daha iyi olabilir. Yani boş boşuna o kadar para vermeye gerek yok. Türkiye'deki fiyatına baktım diğer kulaklığın. 6000 ile 8000 arasında değişen fiyatlar. Ben 6000 8000 araba alırım kulaklık alacağım. Evet, bu videonun da burada sonuna geldik. Mevzular hakkında sormak istediğiniz varsa sorarsanız ben de bildiğim kadar cevaplarım zaten. Bu arada tekrar da Mevzu Türkiye ekibine teşekkür ederim. Bana Mevzu Live'ı inceleme şansı verdikleri için. Çok teşekkürler. Bir sonraki videomuz mikrofon kalitesi ile ilgili olacak. Yani şu mikrofonu çıkartacağım. Düğün mikrofonunu.
Tek tek bunların mikrofonunu deneyeceğim. Açık havaya çıkamıyorum. Hava çok soğuk ve zaman yok. Benim için zaman biraz dar. İşim çıkıyor, şu oluyor, böyle böyle. Yapamıyorum. Ev ortamında deneyeceğim. Gerekirse arka planda ufak bir müzik açarak hani dış ses niyetine şey yapabiliriz. Bu arada dış ses demişken Major Live'ı dün denedim. Kulağıma taktım. Tam altı nottan müziği açtım. Ve sesi yarımda fullemedim de sesini. Ve şu an kaydı yaptığım MX4 Pro'dan sesi sonuna kadar açtım. Bu kulağımdaki en MX 4 Pro'dan gelen sesi duymadım. Açık ve net söyleyebilirim. Dıştan ses kaybı yok, yani gelmiyor. Ama kulaktan dışa veriyor mu bilmiyorum, onu test edemedim. Yanımda da kimse yoktu zaten. Büyük ihtimalle zarar vermez kimseye. Yani çünkü herkes yüksek sesle müzik dinliyor. Herkes rahatsız ediyor. O çok da bir sıkıntı değil. Zaten kulakta otobüsün içinde nüri alçı izleyici kanalınız yok. Müzik dinliyorsunuz orada. Kişiye zarar vermez, o da severse o da ritim tutar. Hadi bakalım, çok uzatmıyorum o zaman. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.